Evet sevgili izleyenler, bir canlı telefon bağlantısıyla birlikteliğimize devam edeceğiz. Telefonun diğer ucunda Halilye'nin birçok sorununa neşter vuran Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, son zamanlarda elinden geldiğince de aslında bir yerde de Şanlıurfa'nın sorunlarına da çözüm arayan bir belediye başkanı. Halilye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat hattının diğer ucunda. Başkanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum, iyi yayınlar diliyorum. Halilye Herkesin ile keyfine, sağlığına, birlikte tabii selam olsun. Sayın Başkan, Şanlıurfa'nın da çokça merak ettiği dev teşkilinde bulunan bir yapınız vardı. Halilye Belediyesi'ne ait bir bina ve bunun Evet. hastaneye dönüştürülmesiyle ilgili bazı adımlar atılmıştı. Sonradan tekrardan biraz ağırlaştı bu ama ben bunu neye mal olursa olsun bir şekilde çözmeye çalışacağım dediniz. Sanırım bugün onunla ilgili bir gelişme var. Neler söyleyeceksiniz? Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi orada bir sağlık tesisine ihtiyaç vardı. Dönemin valisiyle birlikte de o konuyla ilgili adımlar attık. Burası bir hastaneye dönüşsün istedik, bir sağlık tesisine dönüşsün istedik. Bununla ilgili yasal süreçler falan tamamlandı. Çok şükür daha sonraki süreçte de buranın bir ağız ve diş hastanesine dönüşümüyle ilgili bakanlıktan olur geldi. Alt taraflarda çocuk polikliniği şeklinde dizayn edilecek. Oradaki bebelerimiz, yavrularımız ve annelerimiz ve normal praktisyen hekimlerin olacağı bir poliklinik şeklinde alt kat hizmet verecek. Üst katlarda 50 yatı, 50 üniteli daha doğrusu bir diş Evet. hastanesine dönüşecek. Bununla ilgili Sağlık Emniyetimiz, bakanımızla yapmış olduğumuz görüşmeler sonrası meclisimizden almış olduğumuz karar çerçevesi içerisinde iç tadilatını da biz üstlendik Halile Belediyesi. Şu anda müteahhit arkadaş içinde çalışıyor. İnşallah komple binayı ocağın 15'i ve sonrası gibi yani Şubat'ın başına yakın bitirmeyi planlıyor. Şubat ayı içerisinde de inşallah Sağlık İl Müdürlüğü komple binayı ağız ve diş hastanesi ameliyathanelerle birlikte açmış olacak. Ancak biz bugün Şanlıurfa Valimiz Salih Ayhan'la bir de aynı zamanda Sağlık İl Müdürümüz Mehmet Gülmuzer'le birlikte binaya gittik. Alt taraftaki poliklinikleri bir an önce hizmete açmakla ilgili neler yapabiliriz? Çok Konuşmuştuk güzel. proje bazlı olarak. Müteahhit arkadaşı ve bizim fen işlerindeki arkadaşları da çağırdık. Burasıyla da ilgili hızlı bir şekilde dönüşümle alakalı inşallah Kasım ayı içerisinde Kasım'ın başı gibi müteahhit arkadaşın zemin katı teslim edeceğini, buradaki çocuk polikliniklerinin ve praktisyen hekimlerin acil servisin burada görev yapabileceğini, buna hazır hale getireceğini söyleyince biz de bu konuyla ilgili arkadaşlarımıza talimatlarımızı verdik. Kasım ayı içerisinde muhtemeldir ki beklediğimiz aşağıdaki zemin kattaki çocuk poliklinikleri ve praktisyen hekimlerin çalışacağı bölüm acil servis devreye girmiş olacak. Bunun müjdesini vermek isterim. Uzun bir zamandır uğraşıyorduk. Hem maddi olarak Evet. desteklediğimiz, projesini takip ettirdiğimiz, yukarıdan onayını aldığımız, bakanlıktan onayını aldığımız projeydi. Bir müjde daha ekleyeyim. 25 tane diş doktorumuz şu anda ataması yapılmış. Bekliyor. İnşallah Şubat gibi, Çok Mart güzel. gibi devreye girecek. Çalışacaklar. Pratisyen hekim ve uzman hekimler 12 kişilik bir doktor kadrosu da şu anda hazır. İl Sağlık Müdürümüzün vermiş olduğu bilgi çerçevesi içerisinde. Onlar da inşallah Kasım ayında hizmet vermeye başlayacaklar. Halilye Belediyesi olarak nasıl ki asli görevlerimiz yoldur, temizliktir, parktır, bahçedir, imardır ama vatandaşlarımız oradan bize bir sağlık tesisi istiyorlardı. Biz de bu sağlık tesisini kazandıracağız, buraya yapacağız diye söz vermiştik. Bir sözümüzü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığımızı ifade etmek istedim. Peki, başkanım, gerçekten tebrik etmek gerekiyor sizi. Çünkü bu sadece Halilye'nin sorunu değil, aynı zamanda Şanlıurfa'nın sorunuydu. Şanlıurfa adına güzel bir gelişme. Bundan dolayı da tüm hemşehrilerimiz adına bir kez daha teşekkür ediyoruz sizlere. Biz teşekkür ediyoruz. Yine orada Millet Bahçesi'ne yakın Sağlık İl Müdürlüğü'ne ait bir yer vardı. Sağlık tesis alanı olarak ayrılmış. Bu Evet. yerin de metrekaresini büyüttük. Sağlık Bakanı'ndan da oraya bir 50 yataklı hastane yapılmasıyla ilgili de söz aldık. Sağlık Bakanı da burada açıklamış olduğu kamera kayıtlarında da var. Biz yine orada Halilye Belediyesi olarak yeri büyüttük. 9200 metreye çevirdik ki orada bir 50 yataklı hastane planlanıp yapılabilsin diye. Onun yerini de Halilye Belediyesi'ne büyükşehir olarak ayırdık. Bunu da buradan müjdesini vermek isterim. Yeni bir yatırım yapmak üzere de yer ayırdık orada hastane için. Bunu da bilinmesini isterim. Peki, çok teşekkürler Sayın Ben Başkan. İyi teşekkür ederim. akşamlar Emeğinize diliyoruz. sağlık. Hayırlı akşamlar, iyi İyi yayınlar. akşamlar. Sevgili izleyenler, ana haber bültenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İtfaiyecilik hafta.